Arkadaşlar merhaba, hepiniz Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere deyim, atasözleri, ikilemelerle ilgili son testi yani dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili deyimler anlamca birbirine en yakındır demiş. Bakalım, çevresinde gözü kara biri olarak bilinirdi ifadesinde gözü kara nedir arkadaşlar burada? Cesur anlamında kullanılmıştır. Bunca işi yapmaya gözü kesmiyordu. Gözü kesmek bir şeyi yapabilmek için kendisinde güç ve yeterlilik bulmak anlamına gelir. Gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir savaşçıydı. Gözünü daldan budaktan esirgemeyen kişi nasıldır? Cesur bir kişidir. Bu zavallı insanları gözüne kestirmişti. Gözüne kestirmek ise beğenisine uygun bulduğu bir şeyi ele geçirmeyi tasarlamak anlamında kullanılır. O yüzden de 1 ve 3'ün birbirine daha yakın anlamlı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bazı atasözleri sosyal olayların nasıl meydana geldiğini uzun bir gözlem ve deneyim sonucunda tarafsızca ortaya koyar. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi buna örnek gösterilemez demiş. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Buna örnektir belli bir deneyim ve tecrübe neticesinde tarafsızca ortaya konmuş bir durum. Bunu elemiş oluruz. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Arkadaşlar bu da bir gözlem sonucunda, bir deneyim sonucunda ortaya konmuş tarafsız bir durumdur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Burada da aynı şey geçerli. Bir gözlem, bir deneyim var. Bunu da elemiş olduk. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Tedbirli olmak anlamına gelir. Bu da gözlem ve deneyim sonucunda oluşmuştur. Bunu da elemiş olduk. Fakat Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır ifadesinde kişi tecrübe ettiği şeyi söylemiştir. Sosyal bir olay yok burada. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Tekrardan söylüyorum, burada kişinin tecrübe ettiği bir şeyi ortaya koyması var ama sosyal yönü yok bu olayın. O yüzden cevap C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Bakalım. Dilimizde kan sözcüğüyle ilgili birçok deyim vardır. Örneğin, nereden veya kimden çıkar sağlayacağını iyi bilmek anlamında kan alacak damarı bilmek deyimi kullanılır ki bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Büyük bir üzüntü içinde olmak anlamında kan ağlamak, bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3 dursun, çabucak sevgi duymak anlamında kanı kaynamak, bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. Çok sinirlenmek anlamında kan beynine sıçramak, bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. Fakat kanı donmak, sıkıntısını belli etmemek anlamında kullanılmaz arkadaşlar. Kanı donmak daha çok, çok şaşırmak anlamında kullanılır. Şaşkınlıktan dona kalmak anlamında kullanılır. O yüzden bunun anlamı yanlış verilmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de anlamsızdır demiş. Akşam eş dost bir araya geleceklerdi. Bakın arkadaşlar, eş dost nasıl yakın anlamlı sözcüklerle kurulan bir ikilemedir. A seçeneğini elemiş oluruz. Er geç bu işin de üstesinden geleceğiz. Er geç zıt anlamlı sözcüklerle kurulan bir ikilemedir. Bunu da elemiş oluruz. Her defasında aramızda ayrı gayrı yok diyordu. Ayrı gayrı, bu da yakın anlamlı bir ikilemedir. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Mal mülk sahibi olmak çok kolay değil cümlesinde ise mal mülk yakın anlamlı kurulan bir ikilemedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sürekli kemküm etmesi etrafındakileri kızdırıyordu cümlesinde kem küm. Her ikisi de anlamsızdır arkadaşlar. Tek başına kullanılamaz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler onu oluşturan sözcüklerin anlam ilişkilerine göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Gönül kıyısında irili ufaklı taşlar toplanmıştı. İrili ufaklı zıt anlamlı ikilemedir. Aralarında ayrı gayrı yoktu. Sırlarını birbirine söylüyorlardı. Ayrı gayrı burada yakın anlamlı bir ikilemedir. Bu işi de er geç başaracağız diyordu genç.
Er geç. Bu da arkadaşlar zıt anlamlı bir ikilemedir. Her konuda saçma sapan fikirler ortaya koyuyordu cümlesinde. Saçma sapan biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle kurulan bir ikilemedir. Babası güçlü kuvvetli bir adamdı cümlesinde ise güçlü kuvvetli yakın anlamlı bir ikilemedir arkadaşlar. Şimdi seçeneklere baktığımızda A ve C seçeneğinin birbiriyle eşleştiğini, B ve E seçeneğinde birbiriyle eşleştiğini görüyoruz. Saçma sapan biri anlamlı biri anlamsız olduğu için diğer seçeneklerle eşleşmemiş. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması verilmemiştir? Son zamanlarda iyice gözden düştü. Kimse ona değer vermiyor. Gözden düşmek, değer vermemek anlamına gelir. Bunun açıklaması yapılmış. Bunu elemiş olduk. B seçeneği dursun. Konuşulanlara kulak misafiri olmuş. Birçoğunu istemeden dinlemişti cümlesinde. Kulak misafiri olmak, istemeden dinlemek anlamına gelir. Bunun da açıklaması yapılmış. Bunu da elemiş olduk. Gelir gelmez yaptığı konuşmayla herkese gözdağı vermiş, onları korkutmuştu. Gözdağı vermek, korkutmak anlamına gelir. Bunu da elemiş olduk. Boynundan büyük işlere kalkıyor, yapamayacağı işlerle uğraşıyordu. Boynundan büyük işlere karışmak ya da kalkmak deyimdir ve yapamayacağı işlerle uğraşmak anlamına gelir. Bunun da açıklaması var. Bunu da elemiş olduk. Fakat pabucun pahalı olduğunu anladı ve oradan hemen uzaklaştı cümlesinde ise pabucu pahalı olmak deyimdir. Bu ne anlama gelir? Herhangi bir durumun ya da girişilen bir işin sonunda zararlı çıkma olasılığı bulunduğunu belirtir arkadaşlar. Dolayısıyla anlamın verilmediğini görüyoruz, açıklanmadığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? Sonunda dayalı döşeli bir eve yerleştiler. Dayalı döşeli ikilemedir. Bunlar tek başına kullanılır. Bunu elemiş olduk. Kentin kuzeyinde irili ufaklı evler vardı. İrili ufaklı ikilemedir. Bunlar da tek başına kullanılır. Bunu da elemiş olduk. Yalan yanlış haberlerle izleyiciyi kandırmamak gerekir. Yalan yanlış da tek başına kullanılır ve ikilemedir. Bunu da elemiş olduk. Er geç, herkes benim söylediklerime inanacak. Er geç ikilemedir. Bunlar da tek başına kullanılır. Bunu da elemiş olduk. Romanda abuk sabuk sözlere yer verilmiş. Abuk sabuk ikilemedir. Bunlar tek başına kullanılmaz. Her ikisi de anlamsız sözcüklerdir. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Ağzı burnu yerinde, oldukça güzel. Doğru arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Eli yüzü düzgün, güzelce, çirkin sayılmayan. Bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Kulak kesilmek, bütün dikkatiyle dinlemek anlamına gelir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Gönül koymak, birine gücenmek, darılmak anlamına gelir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat eli uzun, çok fazla yerde sözü geçen anlamına gelmez arkadaşlar. Eli uzun, fırsat buldukça öteberi çalan yani hırsız anlamına gelir. Hırsız anlamına geldiği için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim insana özgü olumsuz bir niteliği yansıtmaktadır? Onun gibi boğazına düşkün bir adam zor bulunur memlekette. Böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Bir köşeye oturmuş, gelen geçene dert yanıyordu zavallı adam. Burada da insana özgü olumsuz bir nitelik yok. Bunu da elemiş oluruz. Okuduğu öyküyü dili döndüğü kadarıyla öğrencilerine anlatmaya çalışıyordu. Bakın burada da insana ait olumsuz bir durum yok. Bunu da elemiş olduk. Maden ocağında çalışan bunca işçi ekmeğini taştan çıkarıyordu adeta. Tam aksine burada olumlu bir durum var. Bunu da elemiş oluruz. Onun gibi fırsat düşkünü birini ömrümde hiç görmedim ben ifadesinde fırsat düşkünü nedir arkadaşlar? Çıkarcı kişiler için kullanılan bir ifadedir. Çıkarı için çalışan, şahsi çıkarlarını her şeyin ön planında tutan anlamında, her şeyden ön planda tutan anlamına gelir. Dolayısıyla bakın insana özgü olumsuz bir durumun kullanıldığını görüyoruz. Fırsat düşkünü ifadesiyle bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır.
10. soru. Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Birinin ölmesine ya da büyük bir zarar görmesine yol açmak için başını yemek deyimi kullanılır. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Yaptığı iyiliği yüzüne vurarak birini üzmek anlamında başa kalkmak deyimi kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. 3 dursun. Birini felakete sürüklemek için belli etmeksizin plan hazırlamak için başına çorap örmek deyimi kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Karşısındakinin her sözünü onaylar davranışta bulunmayı ise baş sallamak deyimiyle ifade ederiz. Bu da doğrudur. Fakat başı göğe ermek arkadaşlar bir kimseyi dinlemeksizin kendi bildiğini yapmak için kullanılan bir deyim değildir. Başı göğe ermek deyimi yaraşık olmadığı bir şeyi elde ettiği için sevinip böbürlenmek yani kibirlenmek anlamına gelir. O yüzden bu ifadenin açıklaması yanlıştır. Bu deyim yanlış açıklanmıştır. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangilerinin açıklaması doğru verilmemiştir? Türkçe'de ayak sözcüğü ile ilgili pek çok deyim vardır. Örneğin birini çekiştirmek için ayağına ip takmak deyimi kullanılır. Doğrudur bu arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Ayak diremek deyimi ise bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamaktır. Yani kendi bildiğini yapmak anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çok sevinmek, sevinçten hoplayıp zımplamak için ayakları yere değmemek. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Ayağını sürmek deyimi ise bir yere gelirken uğursuzluk getirmek anlamındadır. Arkadaşlar, ayağını sürmek deyimi bu anlama gelmez. Ayağını sürmek nedir? Bir yerden gitmek üzere bulunmak anlamına gelir. Ya da bir işi ağırdan almak ya da gidiş işini bir yerden uzaklaştırmayı geciktirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. O yüzden bunun açıklaması yanlıştır. Bunu alabiliriz. Bir haberi duyunca sevinçten şaşıran biri için de ayakları üstünde durmak deyimi kullanılır demiş. Arkadaşlar, bunun da açıklaması yanlıştır. Ayakları üstünde durmak bir haberi duyunca sevinçten şaşırmak anlamına gelmez. Ayakları üstünde durmak, başkasının yardımına ihtiyaç duymadan güçlü bir biçimde sorunlarını çözebilmek ya da sorunları çözebilecek durumda olmak anlamlarına gelir. O yüzden 4 ve 5'in açıklamalarının yanlış olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bir kadının bir kimse ve özellikle bir yuva için çok büyük bir özveri göstermesi, büyük sıkıntılara katlanması, uzun bir süre çeşitli zorluklara göğüs germesi Türkçe'de nokta nokta deyimiyle anlatılır ki böylesine kısa ve güçlü bir anlatım ancak Türkçenin somutlaştırma eğilimi ve imge gücüyle açıklanabilir demiş. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Bakın arkadaşlar, bir kadının özveride bulunması, büyük sıkıntılara katlanması ve uzun bir süre çeşitli zorluklara göğüs germesinden bahsediyor. Yani aslına bakarsanız genellikle annelerin yaptığı, anneler için kullanılan saçını süpürge etmek deyimi var arkadaşlar. O yüzden buraya gelebilecek en güzel deyim de budur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.